Bu dersimizde ekonomide sıklıkla karşımıza çıkan bir kavram olan ürün ya da malların türleri üzerine konuşacağız. Bazı tanımların üzerinden giderek başlayabiliriz. Bu tanımlardan ilki rakip mal olacak. Şöyle düşünelim. Bir malı bir kişi kullandığında diğerlerinin kullanımını engellemiş oluyorsa bu mal rakip mal olarak adlandırılır. Malı bir kişi ya da bir grup kullanıyor diyelim. Bu durum, farklı kişilerin ya da grupların malı kullanmasını ya da bu maldan faydalanmasını engelliyor. Size rakip veya rakip olmayan mallar için örnekler de vereceğim. Ama bundan önce bir tanım daha yapalım. Buna benzeyen bir diğer kavram, hariç tutulabilirlik kavramıdır. Bu iki kavramı çoğu zaman yan yana göreceksiniz. Ancak birlikte kullanılmadığı zamanlar olduğunu da sakın aklınızdan çıkarmayın. Not ediyorum. Hariç tutulabilir demek bir kişinin ya da grubun bu malı kullanmasını ya da bu mala erişimini engellemek anlamına gelir. Bunu bazı kişileri kullanımdan hariç tutmak ya da kullanımın dışında bırakmak olarak da düşünebilirsiniz. Bu kavramları daha iyi anlatabilmek adına bir matris oluşturmak istiyorum. Matrisin eksenlerinden birine bir malın rakip mal olup olmadığını, diğer eksene de hariç tutulabilir olup olmadığını koyacağım matris 2'ye 2 bir matris olacak. Oldukça büyük oldu. Yeterli olacağını düşünüyorum. 2'ye 2 demiştim. Burası ortak nokta gibi görünüyor. Tam olarak değilmiş. Böyle daha iyi oldu. Bir tane de buraya. Harika. Bu eksende malın rakip mal olup olmadığına bakacağız. Rakip mal yazıp sonuna da soru işareti koyuyorum. Bu satırda rakip malları, bu satırda da rakip olmayan malları değerlendireceğiz matrisin sütunlarında da malın hariç tutulabilir olup olmadığına bakacağız. Hariç tutulabilir yazıp sonuna yine soru işareti koyalım. Burada hariç tutulabilir olanları, burada da olmayanları değerlendireceğiz. Sol üst kutuyla başlayalım. Bana hem rakip hem de hariç tutulabilir mallardan bir örnek verebilir misiniz? İsterseniz hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Aslına bakarsanız almayı düşündüğümüz ya da alıp kullanmadığımız malların birçoğu bu kategoriye girer. Örneğin muz. Muz hariç tutulabilir bir maldır. Demek istediğim birinin bana ait olan muzu almasını engelleyebilirim. Öyle değil mi? Muzu satın alabilmek için ödeme yapmak da gerekir. Ve muz aynı zamanda rakip bir maldır. Neden mi? Çünkü evdeki muzu ben yersem siz yiyememiş olursunuz. Kıyafeti de örnek olarak verebiliriz. Evet, giysiler de kesinlikle rakip mallardır. Örneğin bir tişörtü ben giyiyorsam siz giyemezsiniz. Ve aynen muz örneğinde olduğu gibi birinin kıyafetlere erişebilmesi için yani kıyafet satın alabilmesi için ödeme yapması gerekir. İstediğimiz kadar kıyafete ücretsiz olarak sahip olmak mümkün değildir. Konutu da ekliyorum. Evet, birinin evinizi kullanmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için evi satın almaları ya da kira ödemeleri yani bir ödeme yapmaları gerekir. Benzer şekilde konut yani herhangi bir evde rakip bir maldır. Çünkü bu evde benim oturuyor olmam sizin oturabilmenizi engeller. Bu kutu için daha bir sürü örnek bulmak mümkün. Bu kutudaki mallar özel mallar olarak adlandırılır. Bunu da not edelim. Özel mallar. Şimdi de bu kutuya yani hariç tutulabilir olup da rakip olmayan mallara bir göz atalım. Bu arada bu kavramlar söz konusu olduğunda aklımıza daha bir sürü örnek gelebileceğini ve bu örneklerin bazıları için kategorilerin çok net olmadığını da eklemek istiyorum. Ne diyorduk? Hariç tutulabilir olup da rakip olmayan mallardan biri ne olabilir? Başka bir deyişle teorik olarak bu malı bir kişinin kullanması bir başkasının kullanmasına engel olmuyor. Bu mal uydu yayını olabilir. Not ediyorum. Uydu yayını bu mal neden hariç tutulabilir dersiniz? Birinin uydu yayınını izleyebilmesi için bir ödeme yapması gerekir, öyle değil mi? Bu yayınları seyredebilmek için genellikle bir ücret karşısında temin edebileceğimiz bir alıcıya, hatta maç izlemek istiyorsanız örneğin, ancak ücret ödeyerek alabileceğiniz bir üyelik ya da şifreye ihtiyacımız olur. Uydu yayınının rakip mal olmamasının sebebi ise söz konusu uydunun zaten uzayda olması ve sürekli sinyal gönderiyor olması. Ve ben bu sinyali alıp da televizyon seyredebiliyorsam teorik olarak bir başkasının aynı şeyi yapabilmesine engel olmuyorum. Herkesin bu mala erişimi olabilecekken veya bu malı kullanabilecekken bir ücret talep edilmesi bu malın yapay olarak kıt bir mal haline dönmesine sebep olmuştur. Bu yüzden bu kutudaki mallar da kulüp ya da yapay kıt mal olarak adlandırılır. Buradaki kıtlık yapay bir kıtlık ve ortaya çıkmasının sebebi de bu malın aslında olmamasına rağmen hariç tutulabilir bir mala dönüştürülmesidir. Bir örnek daha verelim. Örneğin özel parklar. Diyelim ki bir arazi satın aldım. Burada çok güzel bir peysaj çalışması yaptım ve araziye girebilmeleri için insanlardan 1000 lira talep ediyorum bu hariç tutulabilirliğe verilebilecek çok güzel bir örnektir. Ve açıkça anlaşılacağı üzere bu şekilde davrandığımda insanları bu parkın dışında tuttuğumu görebilirsiniz. Yine de teorik olarak ben bu parka gitmeyi çok seviyorsam ve park da yeteri kadar büyükse başka birinin parka erişimine engel olmam, öyle değil mi? Ama bir anda binlerce hatta on binlerce insan parka hücum ederse park rakip bir mal haline gelir. Şimdi de matrisin diğer tarafına yani hariç tutulabilir olmayan mallar tarafına geçelim. Rakip olan ancak hariç tutulabilir olmayan mallara örnek olarak balık stoklarını verebiliriz. Not ediyorum. Balık. Bakın buraya hemen bir göl çizeyim. Bu gölde balık olsun. Bunu kimseden hariç tutamıyorsak, yani eline oltasını alan herkes bu gölde balık tutabiliyorsa göl hariç tutulabilir bir mal değildir. Ama bu gölde benim balık tutmam net bir şekilde sizin balık tutabilmenizi engelleyebilir. Hatta çok sayıda insanın benim yaptığımı yapması başka insanların balık tutabilmesini engeller. Şimdi iyice anlaşılır bir hale geldi, değil mi? Bu tip mallar topluma ait kaynaklar olarak adlandırılır. Bu mallar kamu mallarının trajedisine de son derece açık mallardır. Bu nedir diye soracak olursanız, kamu kaynaklarının sömürülmesi durumu üzerine hazırladığımız bir video var. Onu seyredebilirsiniz. Kısaca şöyle açıklayabiliriz. Eğer herkes kendi çıkarı doğrultusunda hareket ederse, örneğin buradaki herkes, geçimimi sağlamak için bu gölde istediğim kadar avlanırım, hatta bunu bir işe dönüştürüp tuttuğum balıkları satabilirim şeklinde düşünecek olursa, toplumun faydasını olmayacak bir şekilde davranmış olur, hatta kendi uzun vadeli çıkarını bile gözetmemiş olur. Neden mi? Herkes bu şekilde davranır. Yani gölde istediği kadar avlanırsa uzun vadede gölde balık kalmaz ve bu kimsenin faydasına olmaz. Bir noktada göldeki balıklar tükendiğinde bundan biz de dahil olmak üzere herkes zararlı çıkar. Topluma ait kaynak ya da kamusal kaynak olarak bilinen mallar bu sömürüden ya da trajediden muzdarip olan mallardır topluma ait kaynaklara örnek olarak herkesin erişiminin olduğu keresteyi de verebiliriz. Su da bu kategoriye bir örnektir. İçme suyu olarak belirtsem daha anlaşılır olur. Bu malların tüketimi ya da mallara erişim çok olduğunda malların rakip mala dönüşeceklerini de eklemeliyiz. Elinizdeki içme suyu kaynağı çok büyükse ve bu kaynağı sadece bir ya da iki kişi kullanıyorsa rakip bir mal olduğunu da tabii ki söyleyemeyiz. Ancak bu mallar söz konusu olduğunda durumun oldukça farklı olabileceğini de aklımızdan çıkarmamalıyız. Son olarak bir de hem hariç tutulabilir hem de rakip olmayan mallara göz atalım mı? Bu kategoride kamu malları olarak adlandırılır. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu kategori için örnek bulmaya çalışın. Örneğin hava bir noktada havanın da rakip bir mala dönüşebileceği teorisi üzerine de konuşabiliriz. Ama en azından şimdilik benim havayı solumam sizin aynı havayı solumanıza engel değil. Ayrıca birinin nefes almasını engellemek de olabilecek bir durum değil. Ne de olsa hepimiz yaşayabilmek için nefes alıp vermek zorundayız. Bu yüzden havayı kamu malları kategorisine koyuyorum. Bir bakalım, milli savunma da bu kategoriye dahil edilebilir. Ben eğer devletin sahip olduğu savaş uçakları, silahlar ve ordu sayesinde milli savunmadan faydalanabiliyorsam sizin de aynı şeyden faydalanmanızı engellemem. Öyle değil mi? Burada herhangi birini hariç tutmak söz konusu olmaz. Yani devlet beni korusun ama Ali'yi korumasın diyemeyiz. Bunun olabilmesi için Ali'nin ülke dışına çıkarılması gerekir. Bu yüzden de milli savunma hariç tutulabilir olmayan bir kavram ya da ekonomik tabiriyle maldır diyebiliriz. Peki ya rakiplik? Bu rakip bir mal mıdır? Milli savunma sayesinde ülkemizde kendinizi güvende hissediyorsanız, benim de kendimi güvende hissedebilmeme engel olmazsınız değil mi? O halde milli savunma rakip bir mal değildir ve kamu mallarına örnek olarak verilebilir. Kamu malları söz konusu olduğunda bir de bedavacılık sorunundan bahsetmek lazım. Bu da şu anlamına geliyor. İnsanlara bu maldan hariç tutamayacağımız için herhangi bir girişimci hali hazırda var olan ve erişilebilir olan bu malı üretmek istemez. Onun için de bu mallar devletin alanında yer almaya devam eder. Başkası böyle bir işe niyetlenmez. Neyse toparlamak gerekirse. Bu sütun yani hem rakip hem de hariç tutulabilir olmayan bu mallar genellikle devletler tarafından ele alınan mallardır. Balık, kereste ya da içme suyu söz konusu olduğunda kamu mallarının sömürülmesinden geçen bir trajedi yaşanmaması adına devletler bu malların kullanımı ile ilgili kurallar koyar ya da bu malların kullanımını izne tabi tutarlar.